Springdale Cadısı. Evvel zaman içinde Springdale adında bir köy varmış. Dereleri ve dağlarıyla, kartpostallara layık görüntüleriyle bilinirmiş. Springdale'de yaşlı ve bilge bir kadın yaşarmış. Onun yanında diğer yaşayanlar bilgisiz ve cahil kalıyormuş. Doğaları gereği batıl inançlara sahiplermiş. Yaşlı kadının gökyüzüne ve rüzgarın hızına bakarak yaptığı hava tahminleri, yağmur mu yağacak yoksa güneşli ve sıcak bir gün mü olacak, genellikle doğru çıkarmış ve cahil halk arasında büyüleyici bulunurmuş. Anlamaya dahi çalışmazlarmış. Bu nedenle onun bir cadı olduğuna karar vermişler. Ama hiç büyülü gücü olmadığını da biliyorlarmış. Diğerleri ona karşı tuhaf davranmaya başlamışlar. Bu davranışlar karşısında yaşlı kadın köyden ayrılmaya ve yakındaki ormana yerleşmeye karar vermiş. Bu köydeki birçok çoban koyunlarını çevredeki dağlara otlatmaya götürürmüş. Biri de Victor adındaki bir çocukmuş. Victor dul annesiyle yaşarmış ve ormandan topladığı çiçekleri, dağlardan kopardığı meyveleri köy pazarında satar, gelirlerine katkı sağlamaya çalışırmış. Bir sabah Victor annesine şöyle demiş: "Baksana anne, ben koyunları otlatmak için dağa gidiyorum. Kendine dikkat et." "Çok dikkatli ol Victor. Gün batımından önce dönmeyi unutma." Victor onaylamış ve koyunları otlatmaya dağlara gitmiş. Akşam olup da eve dönme zamanı geldiğinde çok şaşırmış. Bir kuzunun kaybolduğunu fark etmiş. "Şimdi ne yapacağım ben? O küçük kuzu nereye gitti? Gün batmadan önce onu bulmalıyım." Böylece etrafı arayıp dört bir yana bakmış. Bir yerden sesini duyacağını ummuş ama duymamış. Canı sıkkın bir şekilde koyun sürüsünü köyüne götürmüş. Eve döndüğünde sesli düşünmüş: "Vazgeçemem. O kuzuyu bir şekilde bulmalıyım. Arkadaşlarımdan yardım istesem iyi olur." Hızla beş arkadaşıyla buluştuğu yakındaki dere kenarına gitmiş. Orada onları şakalaşırken bulmuş. Oraya ulaşır ulaşmaz onlara seslenmiş: "Hey!" Arkadaşları dönüp ona gülümseyerek bakmışlar. Birisi Victor'ın yüz ifadesini fark etmiş ve sormuş: "Hey, ne oldu? Bir şeye canın mı sıkıldı?" "Kuzularımdan biri kayıp. Dağlarda bir yerde ve onu bir türlü bulamıyorum. Gece bastırmadan onu bulmalıyım. Gelip bulmama yardım eder misiniz?" Çocukların hepsi kabul etmiş ve aceleyle dağlara yönelmişler. Otluğa geldiklerinde farklı yönlere dağılmışlar, dikkatli bir şekilde aramaya başlamışlar. Şansı yaver giden çocuklardan biri kuzuyu görmüş. Mutlu ve keyifli bir şekilde vahşi çiçekleri çiğniyormuş. Bir kayalığın tepesindeymiş. "Hey, onu buldum. Bakın işte burada. Hemen buraya gelin." Çok mutlu olan Victor ve diğer çocuklar hemen yanına koşmuşlar. Kuzunun dikkatini çekmek için çocuklar bağırıp ellerini çırpmışlar. Ama kuzu onlara bakmamış bile. Bir süre sonra pes etmişler. "Ne yapacağız? Kuzuyu gece bastırmadan kurtaramazsak vahşi hayvanlara yem olabilir ya da soğuktan ölebilir. Lütfen onu kurtarmanın bir yolunu düşünün, yoksa kendimi çok kötü hissedeceğim." Çocuklar ona üzüntüyle bakmışlar. "Üzgünüm Victor ama elimizden geleni yaptık. Artık kuzuyu maalesef kaderine terk etmeliyiz." "Bir şey yapabilirsin Victor. Cadı olan yaşlı kadına git ve ondan yardım iste. Onun sana yardım edebileceğini düşünüyorum." Victor'ın yüzü aydınlanmış. "E hadi o zaman neyi bekliyorsunuz? Hemen gidelim." Oh hayır. Hepsi durmuş ve başlarını korkuyla sallamışlar. "Neden? Ne oldu? Ondan yardım istemenin iyi bir fikir olduğunu söylemiştiniz." "Senin kuzun olduğu için sen git. Ben gelmiyorum. Annemin beni çağırdığını duydum galiba." "Ya o beni bir taşa dönüştürürse? Vahşi atlar bile beni oraya sürükleyemez."
Ya bizden yemek yapmaya kalkarsa? Ben bu hayatı doya doya yaşayamadım. Ölmek için çok genç, yalan için çok yaşlıyım. Oraya seninle beraber gelmeme imkan yok. Hepsi oradan ayrılıp zavallı Victor'ı yalnız bırakmış. Victor kuzuya bakmış. Kuzu tek başınaymış, rahat bir şekilde otluyormuş ama artık yemeği bitirmiş. Seni bir şekilde kurtaracağım ufaklık. Ben dönene kadar bekle. Victor yakındaki ormana doğru koşarak uzaklaşmış. Cadının ormandaki kulübesine kadar olabildiğince hızlı koşmuş ve kapıyı çalmış. Cevap gelmeyince kapıyı sertçe itip açmış ve içeri girmiş. İçeri adım atınca yerdeki yıpranmış şiltenin üzerinde uyuyan yaşlı kadını görmüş. Cadı anne, cadı anne, lütfen uyanın. Yaşlı kadın önce gözlerini açmış. Cadı dendiği için öfkelenmiş ama ne kadar üzgün ve korkmuş olduğunu görünce kendini toplamış. Senin derdin ne oğlum? Şu anda kayalık bir tepede sıkışan küçük kuzumu kurtarmak için senin yardımını istiyorum. Kurtarmak için elimden geleni yaptım ama başaramadım. Kuzuyu gece olmadan kurtarmalıyım. Etrafta vahşi hayvanlar varken geceyi orada geçirmesi hiç güvenli değil. Lütfen bana yardım etmelisin. Bunu duyan yaşlı kadın nazikçe gülmüş. Yani şimdi bana büyünle yardım edecek misin? Tabii ki ama benim büyülü güçlerim yok. Aslında hiç kimsenin böyle bir gücü yoktur. Kişiler sorunlarını saf sağduyuyla çözmek zorundadır. Kişiler beyin hücrelerini çalıştırmak zorundadır. Anlıyor musun? Hadi gidelim. Ama biz, yani ben seni cadı sanıyordum. Sandalyeden yıpranmış yün atkısını almış ve onu omuzlarına atmış. Sonra dolaptan bir parça ip ve 3 kumaş parçası almış. Victor'la beraber dağlara yürümüşler. Oraya ulaştıklarında yaşlı kadın, kuzunun şu bulunduğu ve kapalı kaldığı yere çıkarken kullandığı patikayı aramış. Sonunda bir tane bulmuş. Bu patikayı takip edip nereye ulaştığına bakmanı istiyorum. Victor kabul edip patikaya girmiş. Kısa süre sonra kuzuyu görebileceği kadar yakınlaşmış. Evet, kuzuyu görebiliyorum. Peki şimdi ne yapacağım? Şimdi aşağı gel. Bundan sonra ne yapılacağını sana anlatacağım çocuğum. Victor geri geldiğinde yaşlı kadın ona ipi ve 3 kumaş parçasını vermiş. Zirveye doğru ilerlerken bunlara kuzunun sevdiği çiçeklerden biraz topla. Bu çiçekleri ona koklat. Sana yaklaştığında 2 kumaş parçasını kullanarak bacaklarını birbirine bağla. Üçüncüsüyle de gözlerini bağlarsın. Bu iple onu sırtına bağla, sonra emniyetli şekilde dönersin. Git hadi, sana güvenim tam benim. Artık ne yapacağımı biliyorum. Birazdan kuzuyla birlikte dönerim. Victor yukarı çıkarken biraz yaban çiçeği toplamış. Zirveye ulaşınca kendisine söyleneni yapmış. Ve geri kalan her şey yaşlı kadının söylediği kadar kolay olmuş. Başarılı olan Victor, kuzu sırtında bağlı olarak patikadan aşağı indiğinde yaşlı kadının yüzünde bir gülümseme belirmiş. Mükemmel Victor, yapabileceğini biliyordum. Sen bir kahramansın. Şimdi kulübeme dönmeden önce eve sağ salim dönmeni sağlayalım. Victor ona teşekkür etmiş ve sonra kuzuyu yere bırakmış. Gözündeki bağı çıkarıp onu çözmüş. Kuzu Victor'ın kollarında güven içinde yatarken mutlu ikili köye doğru yola koyulmuş. Gece olmuş. Oğlu için gözyaşı döken Victor'ın annesi hariç bütün köy uykuya dalmış. Yaşlı cadının ona kötülük yaptığını düşünüyormuş. Victor kollarında kuzuyla beraber evlerine girince annesi inanılmaz derecede sevinmiş. Bu arada yaşlı kadın çocuğun güvende olduğunu bilerek oradan sessizce uzaklaşmış.
Vector o gün olanları annesine anlatmış. Anne, o yaşlı kadın aslında çok iyi, yardımsever ve bilge biriymiş. Cadılıkla hiçbir ilgisi yok. Bana bilgisini ve sağduyusunu kullanarak yardım etti. Büyü kullanmadı çünkü zaten yapmıyor. İnsanların ona bu şekilde davranmaları doğru değil. Üstüme düşeni yapıp onun adını temize çıkarmalıyım anne. Ertesi gün yaşlı kadının Victor'ın kayıp kuzusuna nasıl yardım ettiğiyle ilgili haber herkese ulaşınca ona nasıl kötü davrandıklarını konuşmaya başlamışlar. Victor annesiyle beraber aldıklarını iade etmek için ormana gittiğinde köylüler de onlara eşlik etmiş. Kulübesine ulaştıklarında yaşlı kadını kulübenin önünde bulmuşlar. Onları görünce çok şaşırmış. Victor öne çıkmış ve onu annesiyle tanıştırmış. Victor'ın annesi yaşlı kadına yaklaşmış ve ellerini tutmuş. Bu kadar iyi ve yardımsever olduğunuz için teşekkür ederim. Siz olmasaydınız oğlum o kayıp kuzuyla beraber sağ salim döner miydi bilmiyorum. Bunca zamandır size kötü davrandığımız için bizi bağışlayın lütfen. Rica ediyorum gelin. Victor ve benimle mütevazı kulübemizde yaşayın. Köylüler de yaşlı kadının etrafını sarmışlar ve kendilerini affetmesini istemişler. Gelip kendileriyle beraber yaşamasını ve onlara yol göstermesini istemişler. Kadın mutluluk içinde kabul etmiş ve kalan ömrünü dağlık bölgede bulunan otlarla ilgili bilgilerini ve keşiflerini onlara öğreterek geçirmiş. Bilginin önemini anlatmış ve insanların batıl inançlardan kurtulması için uğraşmış. Yıllar sonra Victor onun izini takip etmiş ve her türlü zorluğa cesurca göğüs geren biri olmuş. O ve diğerleri yaşlı kadından öğrendikleri bilgi ve mantığı kullanmışlar. Bu hikayenin özü şu ki bilgi büyü değildir ama bilgi ve pratik uygulama sorunların çözümünde mantık çerçevesinde kullanılacak şeylerdir.